Tabii öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayserimize, Yahyalımıza ve Türkiye'deki çıkan diğer orman yangınlarımızla ilgili millet olarak hep geçmiş olsun diyoruz. Tabii nasıl çocuklarımız bizim, evladımız, ciğerimiz ise Türkiye'mizin ciğeri de ormanlarımız bizim. Onlara gözümüz gibi, kulağımız gibi bakmamız lazım. Bunun bir kez daha mesajını almış olduk ve Aladağlar Milli Parklarımızda 3 gün önce çıkan orman yangınında bugün itibariyle mutlu sona ermiş olduk. Tabii kontrol tamamen alındı. Kontrol edilebilir noktadayız. Ben özellikle emeğe geçen herkese, tabii hem basınımıza hem de burada gerçekten canhıraş çalışan bölge insanımıza, ne bileyim itfaiyemize, orman itfaiyemize, AFAD'ımıza, jandarmamıza canı gönülden yürekten bir teşekkür borçluyuz. Tabii büyükşehrimizin, belediye başkanımızın, sayın valimizin, kaymakamlığımızın işbirliği, kurumlarımızın işbirliğiyle bugün itibariyle siz de tanık olduğunuzu zannediyorum. Kontrol altında inşallah devam eder. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Tabii burası milli parklarımız. Yahyalımızda %65'lik bir kısmı Yahyalı Kayseri sınırlarımız içerisinde milli parklarımız. Bunlara gerçekten bir değerimiz. Kayseri olarak, Yahyalı olarak bir değerimiz. Dediğimiz gibi ben bir kez daha tabii buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Ne olur biraz daha dikkat diyoruz. Burası piknik alanlarımız. Piknik olmazsa olmazımız, hayatımızın olmazsa olmazı. Dolayısıyla hayatımızın içerisinde geldiğimiz zaman ateşlerimizi tamamen söndürdüğümüzden emin olduktan sonra ayrılmalıyız. Artı tabii sigara sağlığa zararlı. Zaten kendinin paketinin üzerinde de yazıyor öldürdüğü ama buna tabii gençlerimiz, tiryaki olan dostlarımız, onlar da bizim vatandaşımız, canımız, ciğerimiz ama bu noktada biraz daha dikkatli olmaları lazım. Hele hele böyle ormanlık alanlarda belki takside giderken, seyir halindeyken bir sigara izmariti bu hale getirebiliyor. 3 günden beri çektiğimiz emeği, milli servetimiz, ciğerimiz yandı. Bu noktada tabii vatandaşlarımızdan biraz daha ne olur hassasiyet bekliyoruz, dikkat bekliyoruz. Çünkü dediğimiz gibi bunlar Türkiye'nin ciğeri. Orman yetkililerimizle, milli parklardaki yetkililerimizle görüştük. Başkanım sabotaj ihtimali olsa birkaç noktada çıkar dediler. Tabii tecrübelerine dayanarak bu kanaate vardılar zannediyorum. Ama büyük bir ihtimalle burası sigara izmariti diye düşünüyoruz. Ama olabilir. Yani kafamızda saf olmaya da gerek yok. Yani Türkiye'nin birçok yerinde yangın çıkınca insan tabii ister istemez acaba milli Aladağların milli parklarında da bir sabotaj ihtimalini göz ardı edemeyiz tabii. Ama dediğimiz gibi yani kanaatimiz kahir ekseriyette kanaatimiz sigara hizmetleri diye değerlendiriyor. Bugün bir mutluluğumu paylaşmak isterim. Sağ olsun öğrencilerimiz bir yerine biz 100 tane ağaç dikeceğiz diyerek yemin etmişler. Tabii bu da gerçekten geleceğe emin adımlarla, ümitle bakmamızı gerektiriyor. Öğrencilerimiz tabii yangının şöyle de bir güzelliği oldu. Hiçbir zaman yangının güzelliği olmaz ama Türkiye'deki insanlarımızı birbirine yani birleştirdi. Bu noktada adeta tek yürek, tek bilek olduk. Ve ormana olan sevgiyi çocuklarımızın çok daha fazla olduğunu da görmüş oldum. Ben yürekten bir teşekkürü de Türkiye Eczacılar Birliği'ne teşekkür etmek istiyorum. Başkanım 2 satır yazı yazın. İnşallah yanan ormanlarımızdan çok daha fazlasıyla biz bedelini gerek milli parklarımıza, gerek ormanımıza, gerekse Yahyalı Belediye'mize vererek biz katkı sunmak istiyoruz dedi. Burada gerçekten sevinirce. İnşallah biz yanan ağaçlarımızdan çok daha fazlasını belki 10 katıyla tekrar dikeceğiz.